İşte bu tarafa doğru geldiğim zaman nereye? He? Çık oradan. Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla selamünaleyküm diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben kim yok var? Ben de yok problem. Burada kim var bugün? Boş ver. Ben süper, benim problemim yok. Aynen öyle. Hakan iyileşti. Hakan'ı yanımıza aldık. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi vay 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 vay. Çok büyük rüzgar var. Böyle nasıl biliyor musun? Fırtına. Kırıyor, ortalığı kırıyor. Geldik. Bugün şura. Bak. Ağaç kırılmış rüzgardan, bak. Bak, kazıdığımız yere düştü. Gördünüz mü? Aa bak, nereden kırılmış? Şu ortadan kırılmış. Ya. Bak bak. Şimdi kaç gündür ormana gelemiyordum zaten. Ya böyle şeylerde dikkatli olacaksınız. Böyle yerlerde var ya. Böyle yerlerde dikkatli olacaksınız. Böyle yerler sıkıntılı. Niye? Kafana ağaç gelir, düşer, bir şey olur. Anlatabilirim mi? Hava çok kötü yani. Bu kadar da ben beklemiyordum yani havanın kötü olmasını. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi aramaya devam edeceğim buradan. Şimdi birinci bölge nereydi? Bak, buraya ağaç düşmüş. Bak şurada kazıma yaptık. Şurayı gerçekleştirdik. Şu yukarıdaki yerlerin kazmasını gerçekleştirdik. Şimdi şu alana doğru, aşağı doğru hiç götürmedi beni. Gezdirdi, sadece getirdi. Çünkü eskiden burası göldü. Benim tahminime göre. Ama şurada bir tane tümülüs var. Şimdi fazla da aslında bekletmeyeceğim sizi arkadaşlar. Yani burada. Ben şimdi dur. Malzememi ayarlayayım. Hemen ben bir alan taramayı alayım. Şuraya kamerayı koyayım da. Buraların etkisini, tepkisini de ölçmem lazım böyle. Nasıl diyeyim? Sonradan ben bu videoları izlerim, bakarım ortalıkta şey var mı böyle endik dandik şeyler de anlarsınız. Şuraya koyayım da şuradan çeksin. Çekmiyor lan. Yeri de koyamadık bunu. Yer beğendiremedi bana. Kamera da düşmüş ya. Ne oluyor ya?
Hızlı da bu kamerayı mamarayı biz kafaya takalım da. Ondan sonra hemen yolumuza devam edelim. Lan ne oluyor bugün ya? Bugün çok enteresan dandik dandik şeyler oluyor yani. Şimdi ne yaptık? Var da İhma. Ben yaparım bakın. Şuraya geldik. Şurada bir kazıma yaptıydık. Şura büyük bir yer olarak görünüyordu. Şurada iki yerde kazıma yaptık. Bak bu iki yerin kazımasında hemen hemen yarım metre bir metre kazılar yaptık burada. Şimdi onları da söyleyeyim size. Onun öncesinde de söyleyeceğim şeyler de var. Ben bunları not alıyorum. Hemen söyleyeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar böyle yerlerde paha biçilemez hazineler olduğu zaman biz ne yapmamız lazım ya da ne yapıyoruz? Bunları da ben size açıklayayım. Şimdi hazinelerin çoğu teknolojik malzemelerin yardımıyla beraber, teknolojinin yardımıyla beraber, yani teknoloji artık o kadar gelişti ki arkadaşlar bir metalin bile kaç yıllık ve kaç aylık olduğuna yani yer gösteriyor. Adamlar onu bile ortaya çıkarabilirler artık. Dönem çağı çok gelişti. Ama dediğimiz gibi tabi defineleri bulabilmek için bunlarda ölçüm, çarpım, alan ve alan tarama ve buraları tespit edeceğiniz cihazlar bunlara göre çok önemli şeyler. Yani bunları ben dile getirmem lazım. Çünkü ben bunları not alıyorum. Böyle araziye geldiğim zaman unutuyorum. Dalayarım işe ya da bir şey çıktığı zaman heyecanlanıyorsun tabi. Malzemeyi çıkarayım bunları size aktaramayız orada. Yani bulduğunuz yerler öncelikle sit alanı. Bak biz burayı şimdi sit alanı olarak ilan ettik. Bir de bana dediler ki Kubi tek başına geziyorsun. Yanına bir köpek al ya da bir insan al, bir şey al. Ya ben size bir şey diyeyim mi? İnsandan ne bileyim yani insan aslında bir nevi belli bir zamandan sonra parayla beraber tanıyabilirsin. Çünkü para insanı sana tanıtır. Nasıl bir kişi olduğunu, karakterini bile ortaya koyabilir bunların da. Biz böyle yerlere gelişirken arkadaşlar bizim yaptığımız işler profesyonel yapılan işler. Yani biz profesyonel bir şekilde yapıyoruz bu işi. Ben şimdi buraya geldim. Geçen telefonumun şarjı bitti. Bana dediler Kubi yanına power bank al ya da bir şey al. Şarj et, şey yap. Arkadaşlar ben üzerimde zaten GPS taşıyorum. Benim şu anda attığım adımlardan bile buraya geldiğim kişilerin haberi var yani. Burada aşağıları olsun, yol şeyleri olsun. Biz yani koruma altındayız. Bize burada olabilecek şeyler çok nadirdir. Dış varlıklardan gelebilecek olan şeyler vardır. Biz bunları buradan da söyleyelim ki bunların zaten söylem tarzları, telif hakları ve her şeyi tarafımıza aitti. Sorulabilecek en ufak sorularda önce tarafımıza bildirilmesi lazım. Biz açıklamamızı yaptıktan sonra da gereken şeyler yapılabilir. Bunları da söyleyeyim. Aramada değerleri arkeologlar belirliyor arkadaşlar. Bizim görüştüğümüz arkeologlar ve arkeologlarla beraber çalışıyoruz böyle yerlerde. Şimdi şu alana getireceğim sizi de. Buraya da atlamadan geçeyim hesabı. Yani dışarıdan bizi de koruyanlar var. Yani biz gittiğimiz yerlerde GPS'iz arkadaşlar. Yani sanmayın ki şeyiz, yalnızız veya bu işi şey yapıyoruz. Bizim ekibimiz var arkadaşlar. Ekiple beraber çalışıyoruz biz. Tamam dur. Onu orada dur. Ben bununla beraber biraz işim var. Burayı bir tarayayım ondan sonra lazım. Ben söyledim mi getiririz. Sen keyfine bak orada. Otur. Üşüme ama. Aşağıki tarafa gel. Bu üstten rüzgar çok vurur. Üşürsün. Aşağıki tarafa gel. Bak şimdi. Şimdi araştırmaya başladığın zaman böyle yerlerde bak her zaman sorduğunuz şeylerden biri. Kubi bulduk böyle bir yer. Ne yapacağız? Şimdi buldun mu böyle bir yer? Önce tarayacaksın. Bakacaksın ki nerede ne çıkarabilirim? Bulduğunuz malzemelerin bile size çok verebilecek değerli şeyleri vardır. 6 delik küp bulduk. Küpten nereye bulduk? Üçgen işaretine bulduk. Yani burada bir mezarın olabileceğini. Aslında profesyonel olan insanlar nerede olabileceğini zaten biliyor. Bak ben mesela görüyorum onu. Tam önümde duruyor burada. Çünkü yüksek. Altı büyük ihtimal taştır. Taşın üstü de toprakla beraber yığılmıştı. O alt tarafın olduğu yerlerde göldü. Çünkü bura mükemmel bir kale kurulacak yer. Alan. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ben buradan bir çubuğumu tutarım. Bakayım nereye doğru gidiyor diye. Tamam mı? Önce bunu bir tespit edeceğiz. Bakacağız. Çünkü taş kayalık olan yerler daha çok önemlidir. Unutmayın ayaklarınızı bu işlerle beraber ilgilenen çubuk tutanlar ya da gezenler ayaklarını haftada bir kere toprağa değdirsin.
Vücudundaki elektriği at. Bu bilgileri size hiç kimse vermez yani. Bilgilenin, işinizi bilgili yapın. Bilgisiz iş her zaman başa beladır. Benden size tavsiye. İster alın, ister almayın. Bilmek. Allah Allah. Görüyor musun? Aşağıya hiç çevirmeyi. Ama geldiğim yerlerden. Bak domuz gelmiş buraya. Görüyor musunuz? Domuzun ayağı gizli. Şimdi bu tarafa doğru gelirim. Şu kayalığın üstünde bir at ayağı böyle şey yapay. Dere tarafı mı? Bu taraf mı? Burada da aynı. Burada salladı. Geliyoruz. Döndürüyor. Bu tarafa atay. Burada bir sol bir sağ yaptı bize. Yönü aslında tam olarak nereye doğru olduğunu. Bak şimdi bak. Bak. Çubuğun vurduğu yere bak. Orada şey yapay beni. Bir atay örüyor. Ondan sonra çeviriyi kenara doğru döndürüyor burada. Yani bunun daha şey. Bir rüzgar burada çok estiği için makineyi bozabiliyor arkadaşlar. Şeyi, sesi bozabiliyor. Ona da dikkat edelim. Yani ben etmeye çalışırım da ne kadar edersem edeyim. Şöyle çevirdi. Bu tarafa doğru indik. Bak malzemelerin oraya geldik. Şu tarafa doğru vurdu. Bir daha bıraktı bak. Çünkü burada oksitleri kalmış ya. Eski oksit. Düşmeyeyim ha buradan da. Hep sallaya sallaya gidiyor. Bak arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Hep sallaya sallaya gidiyor bak. Görüyor musun? Şimdi buldun. Peki senin malzemeyi çıkardığımız yer. Evet burada attı. Şurada attı. Geçen gün malzemenin olduğu yere yakın bir yer. Dur şuradan tutayım şimdi. Bu sefer kısa tutarım. Niye kısa tutarım? Çünkü yakın yer. Evet. Şurada. Şuraya doğru. Bak şimdi oradan bir sinyal daha aldık. Bu sinyal bize devam edeceğimiz noktaları diyecek. Şimdi ben burayı almasam bir daha tutsam makinenin kafası bozulacak. Çünkü getirdi ya beni bir yer. Oraya bakmam lazım. Bakacaksın oraya. Şimdi önce şu şeyle beraber bir bakayım oraya. Çok da engebeli bir yer ya. Ayakta da duramayasın burada kardeşim. Açık mı? Açık. Dur bağlayayım önce seni. Şu taraf. Hakan şu tahtaları buradan bir alalım. Tahtaları buradan alırsak şurayı temizler, altını da görebiliriz. Ya da dur aldım mı? Aldım. Onlar lazımdı şimdi. Bak şu yukarıdakileri alabiliriz. Aa ayağıma vurdu. Şu tarafa doğru. Şöyle beşe beş yapayım ona. Nereden? Sağdan. Şuradan. Şuraya bakalım ha. Şimdi şu üst taban oldu. Şimdi şurada giriş de bulabilirim.
Nereden başladık? Şuradan. Evet, tam burası. Nereye doğru kalıyor? Öne doğru da aslında gösteriyor ama. Şu taraf. Bu tarafa doğru gittiydik mi? Yok, o tarafa gitmedik. Burada bak. Burada, 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 burada. Yukarıda. İşte bu tarafa doğru geldiğim zaman. He? Sabah kalkıp ne abi? Çık oradan. Kazmayı ben nereye bıraktım? Şurada herhalde. Akın kazı oraya, sen geliyorum. Şu şeyin metresine bir bakayım. Bir metre kazacağız orayı. Evet, dinlenerek orayı biraz daha kazıyalım. Kazı kazı, bir metre daha kazacağız orayı. Pahalı lan, adam var. He, sende ne kuvvet var lan? Ben oğlum. Ya. Kazı orayı, geliyorum hemen. Al da beni çek. Ya da ver bana da.
Yukarıyı kolla, kafamıza ağaç düşmesin. Aha. Ne kadar küçük bir şey lan bu. İçi su. Aa, kara toprak. Para da var içinde. Sana lan. Bunu tutsana. İçinde bir şey var. Yüzük herhalde. Bu tamamen gitmiş. Benim şey var, bir temizlemeye çalışıp
Size göstereceğim şimdi onu da. Şunların içinde bir şey var mı? Yok. Öyle bir pas toplamış ki arkadaşlar, paranın ne olduğu hiç belli olmuyor. Yani büyük ihtimal Roma metaldir. Göstereceğim size şimdi. Şu yüzü. Üzerindeki pasları görüyor musunuz arkadaşlar? Şu para tamamen gitmiş. Ya bu tamamen gitmiş. Bunun ne olur? Büyük ihtimal Roma parasıdır. Değerli dağlı yine. Karışım da olabilir. Bu yüzük gümüş olabilir. Bayağı kısa almış. Şöyle bir şey var burada. Bunların hepsi bir şeyi anımsatıyor. Şuradaki galiba zümrütle ince olabilir. Şuraya doğru. Şu küpün içinden çıktılar. Küpün güzelliği de çok güzel. Hala yaldır yaldır parlıyor bu. Yağlanmış. Oo evet. Domuz yağıyla yağlanmış. Bak şimdi. Siliyorum. Yağa bak. Görüyor musun? Nasıl sarmış, saklamış. Bir de saklamış. Telefona ne oluyor? Telefon da çıldırıyor. Bu da yüzey. Yani yüzey dedim, yarım metre falan var. Arkadaşlar. Asıl yere az mı kaldı bilmiyorum da. Şu taraflardan devam edeceğiz buraya doğru. Şura beni çok uğraştırdı. Şura. Şura. Yukarı doğru. Yukarıdan aşağı doğru geliyor böyle. Her bir adımda bir tarihi anımsatan bir yeri çıkarıyoruz burada ama kazımalara buradan ileri doğru devam edeceğim büyük bir ihtimal. Ya ben asıl mezarın olduğu yeri bulmam lazım. Şimdi domuz yağından yağlanmış küpü bulduk. Yüzükleri var. Parası var. Tek bir şey var. Ya şöyle diyeyim. Her bırakılan bir şeyin içerisinde tek bir parça bırakmışlar böyle. Tek bir parça. Başka hiçbir şey yok. Tek bir parçayla beraber. Mesela bunun içinde altın yok. Şey yok. Ama tabii tarihi değerleri çok yüksek şeyler bunlar. Yani şunun avuç içi kadar bir şey. Bak şuna bak. Şunu ne kadar güzel yapmışlar. Yani üzerinde tabii elle beraber de tutmak aslında İyi değil. Yağlanmış yani. Ya hala toprağın altında yağlan. Bu büyük büyük bir ihtimal gömüldüğü zaman şu kadardı. Yağ eriye şuraya geldi. Yüzeyde. Ama neyse burada buradaki yerde arkadaşlar dağıtılmış. Yani malzeme burada bir yere saçılmış gibi duruyor ya da yıkılan yerden kalan. Yani burayı bilmiyorum eskiden sel mi yıktı burada? Bu alıp giderdi ama. Yoksa su mu yükselip burayı kırıp tekrar aşağı doğru azaldı. Çok değişik. Ama taramalara devam edeceğiz arkadaşlar. Daha güzel videolar için sadece bizi takip etmeniz yeterli arkadaşlar. Videonun hemen altındaki linklerde bizim açıklama kısmında arkadaşlar Instagram adresimiz, Facebook adresimiz ve diğer adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bütün soruları bize sorabilirsiniz. Herkese cevap veriyor ve herkesle beraber buluşmaya, konuşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.